Mutlu yıllar diliyoruz. Bu sene birlikte kapatmak için sizlere özel bir masal kaydetmek istedik. Bu bir yaratılış miti. Zamandan bahsediyor ve bize her günü ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Bugün Oğuz Öner bana müzikle ve sesle eşlik edecek. Haydi hep birlikte bu yeni seneyi hayal kurarak girelim. Masal gibi yeni bir sene dileriz. Başlangıçta dünyanın kalbi ve hayatın kaynağından başka hiçbir şey yoktu. Ta ki dünyanın kalbi, dünyanın öteki ucuna bakıncaya kadar orada bir dağ gördü. Dağın zirvesinde bir kaya, kayayı yaran bir çatlak ve o çatlaktan akan bir su. Hayatın kaynağı gördüğü anda dünyanın kalbi ona aşık oldu. Tam aynı anda hayatın kaynağı dünyanın öteki ucuna baktı ve dünyanın kalbi gördü. Onu gördüğü anda o da ona aşık oldu. Ama o zaman dünyada başka kimse yoktu. Dünyanın aşkı daha bin bir kalplerin arasında bölünmemişti. Tamdı. Ve öyle güçlü bir çekimdi ki, onu hissetmeye başladıkları andan itibaren hayatın kaynağı ve dünyanın kalbi bir olmak istediler. Onları çeken aşk öyle güçlüydü ki yerleri titreştiriyordu. Hani aşk dağları bile harekete geçirir derler ya. Tam da öyle oldu. Dünyanın kalbi dağa doğru adım ata ata giderken hayatın kaynağı da zirvesinde bulunduğu dağ ile birlikte kalbe doğru ilerliyordu. Birbirine yaklaşırken bütün dünya onların aşkından canlanıyordu. Ovalarda geçerken karınca, kertenkele, fare, sincap, tilki, kurt, ayı, ayakta yürüyen ve koşan bütün hayvanlar aşklarından doğdu. Denizlerinden, derelerden geçerken suda yüzen bütün canlılar, balıklar, ahtapot, deniz yıldızları, yunuslar, köpek balık ve balinalar, yüzgeçli bütün canlılar bu güçlü aşktan doğdu. Ve gökler de hayatla titremeye başladılar. Renkli kanatlı bir kalabalık bulutların arasında uçmaya başladı. Minnak serçeden yüce kartala kadar. Her an dünya daha da canlanır oldu. Ta ki dünyanın kalbi hayatın kaynağının bulduğu dağının eteğine gelinceye kadar. Bir dağa yaklaşıp onun gölgesine girince bilirsiniz ki bir an onun zirvesi gözden kaybolur. Dünyanın kalbi o noktaya gelince durdu. Çünkü hayatın kaynağına öyle aşıktı ki onu bir an olsa bile gözden kaybetmeye dayanamazdı. O kadar dayanılmazdı ki kalp hayatın kaynağını tekrar görebileceği bir yere kadar geri geldi. Onu görünce rahatladı. İçindeki aşk daha da coştu ve heyecanla öne doğru atıldı. Ama ilerleyince tekrar hayatın kaynağı gözden kaçırdı ve durdu. Geri geldi
durdu. Dünyanın kalbi ne ilerleyebiliyor ne de durabiliyordu. İlerleyince aşkını gözden kaçırıyordu. Ama durunca ona kavuşmaktan vazgeçiyordu. Hayatın kaynağı ve dünyanın kalbi birbirine baktılar. Baktıkça onların arasındaki çekimi hissediyorlardı ve ayrı olmanın acısı o kadar ağır geliyordu ki. Sönmeye başladılar. Kalp atamaz, kaynak akamaz oldu. O anda dünyaya ilk defa karanlık geldi. Derin mağaralardan çıkıp dünyaya yayıldı. Ormanlardan ovalara, denizlerden dağlara, bütün dünyayı kaplamaya başladı. Dünyanın ilk akşamı, dünyanın ilk gecesi başladı. Uçan, yüzen, koşan bütün canlılar onun soğuk dokunuşu hissettiler. Daha önce dünyaya hiç karanlık gelmediği halde onu hemen tanıdılar. Dünyanın sonun geldiğini hissettiler. Ama dünyanın yok olmasını istemiyorlardı. Onun dönüşüne, onun akımına, onun ritminin bir parçası olmaya devam etmek istiyorlardı. Yaşamak istiyorlardı. Çığlık atmaya başladılar. Yüreklerinden gelen bir çığlık. Hayat devam etsin, dünya dönsün, ışık geri gelsin diye. Her bir çığlığın içinde yaşamın güzelliğini parlıyordu. Hepsi havaya uçuştu. Rengarenk ipek ipler gibi gökleri yükseldiler. O zamanlar dünyada bir adam yaşardı. Gönlü öyle açık bir adam ki dünyanın acısını hissedip onu iyileştirebiliyordu. O adam bir dokumacıydı. Havada uçuşan rengarenk çığlıkları görünce onları tek tek kaptı ve dokuma tezgahına çekti. Hizli hizli karanlık dünyaya yayılırken durmadan bütün canlıların yaşam arzusu tezgahına dokudu. Tam da karanlık kazanıp dünyanın ışığını tamamen söndürmek üzereyken ipleri kesti. Ve dokuduğu kumaşı havaya attı. Attığı anda ışık ve hayat dünyaya geri geldi. Dokumacı zaman yaratmıştı. Bütün canlılar derin bir nefes alıp yeniden doğan ışığı şarkıyla selamladılar. Ama dokumacı ancak bir güne yetecek kadar zaman yaratabilmişti. Zaman bitince karanlık geri geldi. Onun soğuk dokunuşunu hisseden herkes tekrar çığlık atmaya başladı. Ve onların yaşam arzusu tekrar gök rengarenk ipek ipler gibi uçuşmaya başladı. Dokumacı onları yine havadan kaptı ve dokudu. Ve yine en karanlık anda ipler kesip dünyaya dokuduğu zamanı attı. Işık geri geldi. Dünya dönmeye devam etti ama zaman bitince karanlık yine geri geldi. O gün bugündür dünyada zaman var. Gündüz ve gece var. O gün bugündür her gün karanlıkla biter. Ve her yeni gün o karanlıktan doğar. O gün bugündür bu dünyada sadece bir gün yetecek kadar zamanımız var. Yarınlarımız ise yaşamak isteyen kalbimizin şarkısından yeniden doğar.